Evet arkadaşlar, kazanım 6'dayım. Aşağıda verilen veri grupları için istenen değerleri bulunuz demiş bize. Şunları bir sıralayalım ilk önce. 12, sonra 17, 19, 25, 31, 39 ve 46. Hepsini dizdik. En küçük değer 46 böyle koyduk değil mi? Burada en küçük değerimiz 12, en büyük değerimiz 46. Açıklık şunların farkı oluyor zaten. Yani 46'dan 12'yi çıkartırsam 34. Şimdi alt çeyrekten bahsediyoruz. Onu şöyle bulacağız. Toplamda 2, 4, 6, 7 sayı var. Tam ortadaki sayı bu. Şöyle yapacağız. Bak, solda ve sağda üçer sayı var. Alt çeyrek dediğimiz bu soldaki sayının ortancası. Yani nedir o? 17. Buraya 17 yazıyoruz. Üst çeyrekte bunların ortancası. O da nedir? 39. Şimdi çeyrekler açıklığı da alt çeyrek üst çeyreğin, yani şu ikisinin farkı oluyordu. 39'dan 17'yi çıkarttık. Ne geldi? 22 geldi. Peki. Geçelim bakalım. Evet, benzeri soru yine geldi karşımıza. Bunları küçükten büyüğe doğru bir sıralayalım. 1, 1, 2, 3, 4, 4. 4. Sonra gördüğüm kadarıyla 5, 7, 7, 9. Evet, bunları küçükten büyüğe doğru sıraladım. En küçük değer 1. En büyük değer 9. Burada 9'u görüyoruz. Tamam. Açıklık bunların farkıydı. 8. Şimdi bir bakalım. Kaç sayımız var? 2, 4, 6, 8, 11. Şu mu acaba? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, aynen şu. Bu bizim neyimiz oluyor? Ortancamız oluyor. Bunun solundaki ve sağındakilere bakacağız. Buranın ortancası bu 2. O yüzden alt çeyreğe 2 diyoruz. Üst çeyreğin ortancası burası. Buraya 7 diyoruz. Bunların farkı da 5 çıkıyor. Bu da çeyrekler açıklığı diye isimlendiriliyor. Devam edelim. Aşağıdaki tabloda bir veri grubu için bazı değerler verilmiştir. Evet. Veri grubunda her eleman 3 artırıldığında ABCD değerleri nasıl değişir diyor. Şimdi ortanca, tabii bütün veri grupları, yani bütün veriler 3'er artırıldığı zaman ortadaki sayı da 3 artacağı için bu 3 artar. Bu 3 artar. Tepe değeri tepe değeri de yine ne yapar? 3 artar. Çünkü en çok tekrar eden de artık 3 fazlası olarak görüleceği için o da 3 artar. Açıklık değişmez. Çünkü en büyük değerle en küçük değeri 3'er ekledik. Çıkarttığımız zaman o 3'ten gidiyor zaten. Açıklık yine aynı kalıyor. Çeyrekler açıklığı da değişmez. Yani çünkü hani ortanca şurada. Şurada bazı sayılar var. Burada bazı sayılar var. Şurası ve şurası alt çeyrek, üst çeyrek. Bunlar üçer büyüdüğü için bu fark yine ne olacaktır? Aynı kalacaktır. Bu da değişmez.